Hakan Bey, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Buyurun. Nasıl olayım işte? Yine verdiler çıkınım elime, saldılar sokağa. Hay Allah. Kader. Başka çocuğunuz yok mu? Ya da gidebileceğiniz bir yakınınız filan? Varım yoğun biricik kızım. Sağ olsun sinirli biraz. Damadımın da ondan kalır yanı yok. Atışıp duruyorlar. Söz dönüp dolaşıp bana geliyor. Kendimi sokakta buluyorum böyle. Zor. Çocukluğu geliyor gözümün önüne. Rahmetliyle üzerine titrerdik. İyi yetiştirdik sanıyordum ama bir yerde hata yapmışız demek. Sabah kovulup akşam o kapıyı çalmak ağrıma gidiyor Ali Rıza Bey. Alıp başımı gitsem nereye? Ölsem de kurtulsam diyorum. Takdiri ilahi. Bekliyorum böyle. O nasıl Hasan Bey? Allah uzun ömürler versin. Daha çok çekmek için mi? Bir huzur evine falan yerleşsiniz. Bazen düşünmüyor değilim. Ama kim uğraşacak? Nasıl yaparım? Nasıl beceririm? Bilemiyorum ki. İsterseniz yardımcı olurum ben. Yeter ki siz kararınızı verin. Oraya da gidersem hepten unuturlar beni. Arayıp sormazlar. Yapayalnız kalırım diye korkuyorum. Yalnızlıktan çok korkuyorum Ali Rıza Bey. Ben durağa geldim. Siz de buyurmaz mısınız? Geleyim bari. Buyurun. Rica ederim. Siz buyurun. Peki. Oo, protokol geldi. Hoş geldiniz Kaymakam Bey. Buyurun. Hoş bulduk. Ne o, vermişler yine bohçanın eline. Ver koyayım şuraya. Akşam giderken alırsın. Buyurun. Merhaba Sermet Bey. Merhaba efendim. Buyurun. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Teşekkür ederim. Ben de oturayım şuraya da biraz adab-ı muaşeret öğreneyim. Oğlum çayla buraya. Bu sefer niye kovuldun anlat bakalım. Sesinizi yükseltmeyin lütfen. Aman boş verin, herkes biliyor bunun halini. Onun geldiğini duyunca millet kulağını çekip tahtalara vuruyor. Alemin maskarası olduk görüyorsunuz. Estağfurullah. Ama sağ olsun Kaymakam Bey akıl verdi. Huzur evine gitmeyi düşünüyorum. En iyisini yaparsınız. Ne yapacaksın morukların arasında? En iyisi evlen, kurtul bu hayattan. Yok artık. Bu yaştan sonra. Ne varmış yaşında? Aslan gibi adam ya. Sağ ol. Buluruz helal süt emmiş dul bir hanım. Şöyle evi barkı emeklisi olsun ama. Tövbe estağfurullah. Onun da emeklisi var. Gül gibi geçinip giderler. Elinde bohçayla gezmekten kurtulur gariban. Latife ediyor, aldırmayın. Vallahi olmayacak şey değil aslında. Oo. Vay vay vay. Dünden razıymış da haberimiz yokmuş ha. Gözüne kestirdiğin biri var mı bakalım? Yok canım. Hadi hadi yeme bizi. Affedersiniz Kaymakam Bey, rahatsız ediyorum. Rica ederim, buyurun. Sigortaya dilekçe yazmam lazım. Belgeleri derledim topladım ama beceremedim. Zahmet olmazsa yardım eder misiniz? Arzu halci değil o birader, koskoca kaymakam. Hadi hadi. Zahmet ne demek, memnuniyetle. Müsaadenizle. Nerede kalmıştık? Şu bizim evlilik işinde. Evet. Kızın bir şey demez değil mi? Sonra babamı baştan çıkardınız diye şarlamasın bize. Benden kurtulacak diye memnun olur ancak. Servet Bey yok mu seni tanıdığın? Everelim bir an önce. Olsa ne hala ama yok. Bunun altına imzanızı attınız mı tamamdır. Çok makbule geçti, teşekkür ederim. Rica ederim, bir şey değil. Sağ olun Kaymakam Bey. İyi günler. Hayrola nereye Kaymakam Bey? Gelin şu işi bitirelim. İhsan Baba hevesli. Bu şaka fazla uzadı. Vallahi şaka değil. Ciddi ciddi baş göz ediyoruz babayı. Bir de hanım bulursak tamamdır. Hayırlısı. Sizin çevreniz geniştir. Yapmış hele hanım hanımcık biri ha. İyi günler. İyi günler. Yine de aklınızda bulunsun ha. He? Ana. İhsan Baba. Şişt. Bak.
Şşt, münasebetsizlik etmeyin, ayıp. Ama... Ah, merhaba. Merhaba Nehir Hanım. Selamlar hanımefendi, nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Pazar ucuz mu bu hafta? Nerede? Alayım. Ay zahmet olmasın. Olur mu canım? Ben de eve gidiyorum zaten, verin. Çok teşekkür ederim. Tamam. Tamamdır kaymakam bey. Hadi. Güle güle efendim, hürmetler. Sağ olun. Aman unutmayın kaymakam bey, top sizde. Hayırdır, ne istiyor? Önemli bir şey değil. Alo, buyurun. Efendim. Aa, çok uzattınız ama olmuyor böyle. Bakın vallahi başımın etini yiyor burada. Bu işi yaparsanız siz yaparsınız kaymakam bey. Bakın, Nehir Hanım bizim çok değer verdiğimiz bir ahbabımız. Bu tür konuşmalarla canımı sıkmayın benim. Ay ne oluyor ayol? Canım ne dedik ki biz? Adam ciddi. Desti izdivacına talip oluyor. Ah, ben çöp çatan mıyım ya? Talipti kısmetti, anlamam bu işlerden. Ah, Nehir Hanım'ın talibi mi var? Canım bir söyleseniz ağzınız aşınmaz ya. Hem olursa büyük sevaba girersiniz vallahi kaymakam bey. Olmaz efendim. Ben araya giremem. O kadar ısrar ediyorsanız kendiniz söylersiniz. Fikret gel gel. Nehir Hanım'ın kısmeti çıkmış. Ne? Lütfen. Olmaz dedim mi olmaz. Beni karıştırmayın. İyi günler. Tövbe tövbe. Ay kim bu böyle Ali Rıza? Bizim kahveci. Zevzek. Bir yaşıma daha girdim. Kahveciyle Nehir Hanım. Ali Can'dır. Ha. Hayır. Sakın Nehir Hanım'a bahsetme bundan. Aa, yok canım olur mu öyle şey? Aa. Sakın. Ayıp olur kadına karşı. Ay tamam canım. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Baban nerede? Yalnız mı geldin sen? Babaannemle geldik. Kapıdan döndü o. Hadi geç. Ay, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Fikret, ellerimi yıkayayım da baban derse başlayacakken bir koşun Nehir Hanım'a gidip geleyim ben. Niye fısıldıyorsun? Babam söyleme dedi değil mi? Aman dedisi dedi canım öf. Böyle şey söylenmez mi hiç? Ay laf tamam. Ne dedin ne dedin? Sana bir kısmet çıktı dedim komşucuğum. Kısmet. Bir talibim varmış. Şşt. Aman Sedef duymasın. Ay üstüme iyilik sağlık. Kimmiş? Ay Ali Rıza Bey söyleme dedi ama. Sen yine de benden duymamış ol tamam mı? Zaten hiç duymamış olayım. Bu yaştan sonra olacak şey mi canım? Ay ne varmış yaşında canım ha? Ayol boyunca kızım var. Elim ekmek tutuyor. Kimsenin karnını çekemem vallahi. Olmaz. Vallahi benden söylemesi. Haberin olsun da. Kimmiş? Kahveci. Aa, Ahmet Bey mi? Tevekkeli diye bugün pek bir ilgi gösterdi bana. Daha önce hiç ilgilenmiyor muydu yani? Bilmiyorum yani ben fark etmedim hiç. Ay öyle gelip geçerim oradan hiç bakmam. Meğerden bana göz koymuş. Anladığım kadarıyla Ali Rıza'ya hanidir söylüyormuş. Ama onun yaşı benden biraz genç galiba. Ama anlaştıktan sonra yaşın ne önemi var kardeşim? Orası öyle de. Hay Allah. Ay durup dururken nereden aklıma soktun? Bak şimdi kafam karıştı.